Kokuyorum. Sessizlik isteyeceğiz. Tamam. Sesimi duyan var mı? Duyuyorsan hareket et. Elini salla. Sesimi duyuyorsan hareket et. Sağ ol hocam. Evet abi. Temizliyorum. 8 metreye geçer misin? 8 metre. Geçelim. Abi. Sesimi duyan var mı? Elini salla. Elini salla. Sallamaya devam et. Bugün bir kişi diye beklerken 7 kişi çıktı canlı. Seni kurtarmak için tekrar geldik. Duvara vurman gerekiyor. Duvara 3 defa vur. Bak ses aşağı inebiliyor musunuz? Yok. Tam o girdiğiniz yerden aşağı yani inme derken kırma anlamında. Daha rahat olur. İneriz, evet. Oradan aşağı inebiliyorsanız çünkü abi bir buçuk metre. Şu kolonun bu tarafı altından doğru şöyle geliyor. Hani vuruntu şu kolona vuruyor. Şimdi, evet ama şuradan da vuruyor yani. Şurada kuşak var ya onun alt tarafına doğru vuruyor. Abi şöyle metal çok fazla. Evet. Oradan aşağıya doğru 1.20 şu köşeden. Evet. İnebilirsiniz. Çapraz ineceğiz yine. Çapraz. Aynı şekilde devam edebilirsiniz. Savunma Teknolojileri Mühendisliği AŞ firmamız tarafından görevlendirilerek 3 gündür deprem bölgesinde üretmiş olduğumuz milli cihazımız duvar arkası radar ile arama kurtarma çalışmalarına ekiplere destek veriyoruz. Savunma sanayisi için tasarlanıp üretilmiş olan cihazımızı ilk kez bir deprem bölgesinde 3 gündür deniyoruz. 20'den fazla canlının canlı olarak çıkarılmasında katkımız oldu. Ekiplere yön ve metraj tavsiyesinde bulunarak onlara kolaylık sağlamaya çalışıyoruz. Duvar arkası radar cihazımızı bu şekilde deprem bölgelerinde faydalı bir şekilde kullanıyoruz. Bu sayede savunma teknoloji ve mühendisliğin gelişmesinin ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu bu deprem bölgesinde de görmüş olduk. Duvar arkasında bulunan canlının nefes hareketlerinden, nefes alıp vermesinden, el kol hareketlerinden yerinin tespit edilmesi konusunda yardımcı oluyoruz ekiplere. Bir canlıya ulaştığımız zaman 3 metre ileride, 2 metre sağda şeklinde yaklaşık olarak tavsiyelerde bulunuyoruz. Ekiplerin de dinleme yaparak canlıyı eğer konuşuyorsa o tarafa doğru yönelerek koordineli bir şekilde kurtarma ekipleriyle beraber çalışmaya çalışıyoruz. Biz iki ekip olarak Hatay'da bulunuyoruz. Odabaşı Mahallesi, Armutlu Bölgesi ve şu an bulunduğumuz bölgede aramalarda bulunduk. 7 aylık bir bebeğin enkazdan çıkışına şahit olduk. Bu mutluluk tarif edilemez. Hatay'da bir yoğunluk olduğu için bu tarafa yöneldik.